Çanakkale içinde aynalı ana ben gidiyorum düşmana karşı Ulusal Kanal'dan merhaba değerli izleyicilerimiz. Çanakkale için özel programlar dizimizin bugünkü bölümünde çok değerli bir konuğumla konuşacağız. Bizler için çok önemli hem deniz hem kara savaşlarının başarıyla yapılmış olması ama hem düşman tarafının hem bizim ağır kayıplar vermemiz ve Çanakkale'deki şehitlerimiz çok önemli elbette. Bazı eller Çanakkale'de şehitlerimizi anmamızı, bu zaferi kutlamamızı bize yasaklamak istediler ama TGB'liler büyük bir başarıyla Çanakkale geçilmez ifadesini bir kez daha kanıtlamış oldular. Karanlık eller Çanakkale'yi geçemeyecekler, Çanakkale'ye mahkum edilecekler. İşte onların zaferini de buradan kutlamak istiyorum. Ankara'da çok değerli konuğum. Son derece önemli bir isim, TESUT Başkanı, emekli hava pilot, kor general, doktor Sayın Erdoğan Karakuş. Sayın Karakuş, gördüm sizi. Hoş geldiniz Ankara stüdyomuza. Saygılar sunuyoruz İstanbul'dan. Evet, çok çok teşekkür ederim. Ben de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum bütün ulusal seyredicilerine. Efendim, iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Tabii hem Ankara'dan bu TGB'nin başarısına bakmak, hem onları dinledik, Çağdaş Cengiz'i dinledik, ekranımızda yer aldı. Fakat biz tabii ağırlıklı olarak özellikle sizle bu neden Çanakkale, niye bu kadar ısrarcıyız, bunu konuşmalıyız. Çünkü bugünleri görmek için dökülmedi o kanlar. O kanlar bu ülkeyi bize kayıtsız, şartsız, bağımsız, çağdaş bir ülke olarak vermek üzere döküldü. Ama bugün geldiğimiz noktaya bakınca içim acıyor. İşte onun için Çanakkale ben çok önemli diyorum da sizi dinliyoruz Sayın Karakuş. Şimdi tabii bakıldığı zaman Çanakkale efendim Türk tarihinin önemli bir noktası. Şu açıdan önemli. Malumunuz Türkiye o sırada Balkan Savaşları'nı geçirmiş ve Balkan Savaşları'nda büyük bir mağlubiyet var. Milletimiz gerçekten büyük bir sıkıntı içerisinde. O nedenle Çanakkale o gün için fevkalade önemli bir noktada. Bugün için de aynı şekilde çok önemli bir noktada. Türk milletinin ayağa kalkışının, efsanenin doğduğu bir noktadır Çanakkale. Şöyle Çanakkale ile ilgili tabii bu makalem benim aynı zamanda. Bu makalede savaşı an be an yaşatma ile ilgili bir makale. Ve bakıldığında karada, denizde, havada cereyan eden bütün konuları kapsayarak özellikle askerimizin o günlerde çektiği sıkıntıların ortaya çıkarılması açısından çok önemli. Tabii. Şimdi tabii. Savaşın başlangıcında o günlere geldiğimizde efendim daha savaş açılmadan bir planlama yapılması söz konusu. Efendim Türklerin yapmış olduğu planlama şöyle efendim Çanakkale ve İstanbul Boğazları korunduğu hal durumunda efendim herhangi bir sorun Türkiye için olmayacağını efendim icap ettiğinde Türklerin yoğun olduğu hani daha sonra malumunuz mecliste Misak-ı Milli kararı tabii alınıyor ya Türklerle evet ilgili evet Misak-ı Milli kararları alınıyor. Misak-ı Milli kararlarında malumunuz Türklerin yoğun olduğu bölgelerin korunması esas. Birinci Dünya Harbi'ne girmeden de genelde
Tabii o zaman Mustafa Kemal daha belirli yetkide olan bir yerde değil. Ama Mustafa Kemal gibi düşünen bir yığın efendim Türk subayı var. Onlar diyorlar ki biz efendim sadece Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı elimizde tuttuğumuz takdirde katiyen yenilmeyiz. Türklerle yoğun olmayan bölgelerde mücadelemizi veririz, geri çekiliriz. Misak-ı Milli biraz evvel söylediğim gibi sınırlara çekiliriz ve o suretle Türkiye'yi korumuş oluruz. Fakat bu Almanların işine gelmiyor. Almanlar istiyorlar ki efendim Türk ordusu çeşitli cephelerde savaşsın. Çeşitli cephelerde savaşarak Almanların üzerinden yükü kaldırsın. Şimdi bakın bu ilk Türk planında bakıldığında 13 tane kol ordu var Çanakkale ve İstanbul bölgesinde. Yani 4-5 tane ordu kuvveti var. Bu ordu kuvveti aynı zamanda da takviye edilecek. Bu nedenle efendim seferberlik daha savaş ilanından çok önce Balkan bozgununda malumunuz seferberlikte geç kaldığımız durumlar muacesinde efendim Balkan cephesindeki bu ortamı ortadan kaldırmak için Osmanlı seferberliği savaştan çok önce ilan ediyor. Ancak burada maalesef Almanlarla aynı görüşü paylaşan subaylar da mevcut. Gerçi bakıldığında Almanlar savaşın yükünü efendim Türklerin üzerine kaydırmak için çeşitli cephelere götürmek istiyor olayı ama Enver Paşa gibi subaylarımız ise daha değişik düşüncedeler. Onlar da 93 harbinde kaybettiğimiz toprakları geri almak ve Balkanlarda kaybettiğimiz topraklarla ilgili bir tasavvurda bulunma amaçlı hareket içerisindeler. Onlar da bakıldığında bir yerde milliyetçi, ulusalcı bir görüşe sahipler ama Türkler olarak biraz hayali bir ortam söz konusu. O nedenle bakıldığında savaş başlamadan önce maalesef Almanların ve istediği şekilde plana dönülüyor. Almanların istediği şekildeki plana dönülünce efendim bu bölgede bulunan 13 kolordudan yavaş yavaş efendim özellikle Kafkaslara doğru kuvvet kaydırılması başlanıyor. Yani deniyor ki niçin Çanakkale? Yani bu savaş niçin Çanakkale üzerinde yoğunlaştı? Tabii bu kuvvet kaydırılması Çanakkale'deki gücümüzü zayıflatıyor. Gücümüzü zayıflattığı için daha sonra bir olay daha vuku buluyor. Malumunuz savaşa giriyoruz. Savaşa girdiğimizde bakıldığında Rusların Sivastopol, Odessa limanlarını bombalamaya bakıldığında derler ki tarihte efendim işte Türkler aslında sadece Almanlar kandırarak oraya gitti. Alman subaylar efendim doğrudan Rusya'yı bombalayarak Türkiye'yi savaşa soktu. Ama öyle değil. Bakıldığı zaman Enver Paşa'nın emri var. Aynı zamanda Türklerin efendim Osmanlı'nın 7 tane muhribi de bizim işte Almanlardan aldığımız gemilere katılarak Odessa ve Sivastopol Rusların limanlarını bombalıyorlar. Ama başarılı olunamadığı için bakın başımıza neler geliyor. O sırada Anadolu'ya doğru dürüst yol yok. Sarıkamış'ta malumunuz harekat yapılacak. Onun için gemilere yükleme yapılıyor. Gemilere yükleme yapıldığında Karadeniz'de biz Ruslarla savaşır noktaya geldiğimiz için Rus taarruzları oluyor gemilere ve gemiler batırıldığı için ve gemiler bu saldırılarda çok büyük zarar olduğu için, gördüğü için Sarıkamış'a götürülecek olan kuvvetler Trabzon'a götürülmesi gerekirken
aşağı yukarı Ordu'ya, efendim işte Sinop'a, oralara bırakılıyor mecburiyetten. Gemiler oraya kadar gidemediği için. O nedenle Sarıkamış'a kuvvet, yeterli kuvvetin aktarılması söz konusu olmuyor. Ne yapalım diyorlar, nasıl Sarıkamış'ta başarılı oluruz? Efendim işte Enver Paşa ve ekibi, efendim kuvvetleri karadan gönderelim Sarıkamış'a doğru. Nereye kadar gidebilecek kuvvetler? O zaman trenle bugünkü Adana'nın kuzeyindeki işte Ulukuşlu'ya kadar tren var. Ondan sonra bir şey yok. Bütün kuvvetler İstanbul ve Çanakkale bölgesinden çekilen kuvvetler bakıldığında Ulukuşlu'ya gönderiliyor. Ulukuşlu'ya gönderildikten sonra Ulukuşlu'dan efendim atlı veya yaya işte artık ne bulunursa kağanıyla efendim Sarıkamış civarına kuvvet kaydırılması söz konusu oluyor. Tabii bu kuvvetlerin bu şekilde oraya gelişi belirli bir zaman aldığından Sarıkamış harekatı Aralık ve Ocak ayına kalıyor. Düşünün şimdi dağların başında Sarıkamış harekatı, o dağları aşacaksınız, arkasından Rus kuvvetlerini kuşatacaksınız. Tabiatıyla milli felaket olarak malumunuz Sarıkamış harekatı vuku buluyor. Burada bakın çok önemli bir konu daha var. Enver Paşa'nın işte biraz evvel söylediğim gibi bir malumunuz plan söz konusu olayda. O planda, bu işte Sarıkamış harekatı ile ilgili planda Enver Paşa'nın Bağdat'ın kuzeyindeki bir tümene verdiği emre bakın şimdi. Diyor ki Enver Paşa, efendim tümen komutanlığına, tümen komutanlığı olarak tümenini alacaksın. Ondan sonra İran'a vuracaksın. İran o zaman tarafsız, herhangi bir ülkeye karşı değil. Ama İran'da o zaman hala Türk hanedanı, Kaçar hanedanı var. Tebriz'e yürüyeceksin, orada tümenini büyüteceksin. Ve tümenini büyüttükten sonra Bakü'ye doğru ilerleyip Rusları arkadan vuracaksın. Bütün olay bu. Ama malumunuz ne o Bakü'ye kadar gidiş, başlangıç için söylüyorum. Daha sonra 1917'den sonra gidildi ama başlangıç için söylüyorum. Efendim ne Bakü'ye kadar o tümenin gidişi gerçekleşiyor, ne de Sarıkamış'ta bir başarı söz konusu oluyor. Şimdi burada Sarıkamış ile ilgili bu noktada çok önemli iki husus var. Bir, Sarıkamış'tan önce malumunuz Ermenileri efendim Batılılar üçe böldüler. Nedir? Efendim Katolik olan emperyalistler Ermenileri Katolik yapmaya çalıştı. Efendim Protestan olanlar Protestan yapmaya çalıştı. Efendim Ortodoks olanlar efendim Ortodoks yapmaya çalıştı. Yani Ermeniler dini açıdan üçe bölündü. Üçe bölündükleri için Hınçak ve Taşnakların eline geçtiler. Yani sadık Ermeniler de aşağı yukarı Hınçak ve Taşnakların eline geçmiş oldu. Yani böl yönet var ya, Batılılar Ermenileri de böldü ve dolayısıyla bakıldığında sadık Ermeniler de efendim Türkiye ile karşı Türkiye'ye bir isyanı istememelerine rağmen şu karar alındı. Efendim eğer Türkler herhangi bir şekilde Ruslara karşı yenilmezse, doğuda herhangi bir kaybe uğramazsa, sadık Ermeniler herhangi bir şekilde Türkiye'ye isyan etmeyeceklerini ilan ettiler. Bu taşnak ve hınçaklara. Hınçaklar, evet. Ama herhangi bir şekilde yenilirse biz artık karşı koyamayız. Sadık Ermeniler de efendim icap ederse, bir kısmı tabiatıyla hepsi katılmadı ama bir kısmı da efendim Hınçak ve Taşnak'a katılması gerekli olduğuna mecbur kaldı. Şimdi burada işte Sarıkamış'ta efendim bizim kuvvet kaybetmemiz öyle bir noktaya getirdi ki bizi, Sarıkamış'ta kaybettiğimiz kuvvetler nedeniyle aşağı yukarı işte 50 ile 60 bin kişilik bir kuvvet kaybettik biz orada. Bu korkunç bir rakam, o gün için öyle kabul etmek lazım. Yani Doğu cephesi adeta çözüldü. Bunun üzerine
200 bin Ermeni efendim Rusya'ya, Ruslara silahlı olarak katıldılar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 200 bin silahlı Ermeni aşağı yukarı veya silahı olmasa bile belirli ölçekte Ruslardan alan, silah alan Ermeniler korkunç bir güç oluşturdu Doğu Anadolu'da ve Ruslarla birlikte hareketi söz konusu oldu. Burada en çok rahatsız olan kimdir biliyor musunuz? İngilizler fevkalade rahatsız oldular bu olaydan. Yani Türklerin Sarıkamış'ta böyle bir bozguna uğrayacaklarını beklemiyorlardı. Nedir İngilizler için sorun? İngilizler büyük bir çoğunluğunun Ermenilerin Rusların emir komutasına girmesi, onun sonucunda Rusların Basra Körfezi'ne ve aynı zamanda İskenderun'a inebilmesi söz konusu haline geldi. Onun üzerine telaşa kapıldılar. Dediler ki Ruslarla da malumunuz onlar müttefik ya. Biz Çanakkale'den vuralım. Siz fazla efendim yoğunlukta doğuda taarruza geçmeyiniz. Biz Çanakkale'den vurup zaten sizleri kurtaracağız. Ya şimdi bakıldığında Çanakkale ile ilgili olarak elbette ki efendim büyük güce sahip tabiatıyla o zaman için İngiltere büyük güce sahip. Tabii bu gücü de rahatlıkla kullandığında efendim boğazı geçme ihtimali söz konusu olabilir. Ama burada İngilizlerin yaptığı ayrıca bir işlem daha var. Bakın o işlem de şudur. İngilizler Ermeni göçünü o nedenle istemiştir ve büyük faaliyet göstermişlerdir, gizli faaliyet göstermişlerdir. Ruslarla daha fazla Ermeniler birleşip de malumunuz onların gözü Suriye, Irak topraklarına Ruslar inmesin. O yüzden Ermeni göçünü gizli bir faaliyet olarak İngilizler fevkalade yüksek oranda tutmuştur ve Ermeni göçünün yapılmasına neden olanlardan bir kuvvet olarak değerlendirmek gerekir. Evet. Şimdi Sayın... Ermeniler evet. Malumunuz işte biliyorsunuz. Evet. Özür dilerim. 24 Nisan'da Sayın Karakuş, efendim göç kararı aldırıldı. Beni duyabiliyor musunuz İstanbul'dan? Çok kısa bir süre. Lütfen unutmayınız. Çok önemli bir noktaya getirdiğiniz konuyu. Çok da net, güzel anlatıyorsunuz. Sağolunuz. Fakat biliyorsunuz yürüyüşler var. Çanakkale için Çanakkale yürüyüşleri var. Sayın Güven Kaya, emekli albay, Vatan Partisi. Vatan Partisi'nden Bursa yürüyüşünden bize gelişmeleri aktaracak. Telefon hattımızda. Alo. Merhabalar. Merhaba efendim. Hemen dinleyelim. Bursa yürüyüşünün coşkusunu sizden alalım. Nasıl bir havada gerçekleşti? Evet. Şu an için hava kapalı ama henüz bir yağmurla karşılaşmadık. Sabahtan beri bu şekilde devam ediyor. Saat 10.30'da başladığımız yürüyüşü şu an itibariyle Mintex diye bir bölgede dinlenmeye geçmiş bulunmaktayız. 5-10 dakika sonra tekrar devam edeceğiz. Gölyazı kavşağına kadar bu akşam ulaşacağız ve bugünkü kısmı bitireceğiz. Evet. Çok iyi geçiyor. Evet. Tempomuz iyi, sakatlık yok, rahatsızlık yok. Performans yerli yerinde. Evet. Başka öğrenmek istediklerimiz Bursa varsa, Yeni Karaağaç 35 kilometre değil mi bu? Şu an Yeni Karaağaç'a gitmekten vazgeçtik. Onun gerisindeki Gölyazı kavşağında kalacağız. Çünkü evet. Sabah arzu ettiğimiz saatte çıkamadık törenlerden dolayı. Daha fazla zorlamayacağız. Gölyazı'da kalacağız ama Gölyazı'da Yeni Karaağaç kavşağına 5-6 kilometrelik bir mesafede. Yol boyunca da büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandığınız haberleri de bize geliyor. Doğrudur. Evet. Doğrudur. Evet. Halkımız bunlara muhtaç, bunlara evet. Aç. Sebep 100 yıl sonra ilk defa birileri çıkıyor ve en çok şehit veren bir ilden Çanakkale'ye doğru bir saygı yürüyüşünde bulunuyor. Halkımız çok, bunu aç. Çok güzel. Peki yarın noktada da bunlar evet. Zaten tahrik ediliyor. Bu gibi davranışlarımız tahrik ediliyor. İyi de oluyor. Halk
Türk olduğunu, ulus olduğunu, millet olduğunu, milliyetinin olduğunu anlamaya başladı. Evet. İyi oldu, iyi oldu. Yoksa unutulan değerleri çok hiçbir zaman hatırlamayacak konuma gelecektik. Evet. İyi oldu, iyi oldu diyorsunuz. Bu gerçekten evet. Böyle. Son derece demokratik, güzel bir tepki ve evet. Toplumla buluşma, hatırlatma evet. Aslında bu. Evet. Ayrıca ben şunu evet. söylemek istiyorum burada. Saygı duyuyorum, hiç kimseyi de ayıplamak istemiyorum. Sarıkamış bir faciadır, Osmanlı'nın bir faciasıdır. Ama aynı savaş içerisinde yapılan Çanakkale dünyanın en büyük zaferlerinden birisidir. Ama bunu kimse bu şekilde kutlama düşüncesine henüz sahip olmadı. Ama Sarıkamış 10 yıllardır kutlanıyor. Ayrıca bugünkü bağımsızlığımızı, muhtaç olduğumuz büyük taarruzu da biz 2 yıldır önce tek başıma, sonra da geçen sene 7-8 arkadaşımla beraber Afyon Kocatepe'den Belkahve'ye kadar bir çok saygı güzel. Yürüyüşüyle kutladık. Bu yine devam edecek. Bunu da kurumsallaştırmaya çalışıyoruz. Evet, evet. Zaferleri kutlamayacağız da faciaları mı kutlayacağız? Maalesef zaten facialarla yaşayan bir ülkeye dönüşmüşken zaferlerimizi böylesine anmak, kutlamak çok önemli ve çok 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 güzel. Yarın 12 Mart Karacabey evet. yine 35 kilometrelik Karacabey'de evet. noktalanacak. 35 evet, kilometrelik bir yürüyüş. Karacabey'de olmayı planlıyoruz. Yarın çıkabildiğimiz kadar erken çıkacağız 6-7 gibi. Evet. Ondan sonra bugünkü zaten vücut hamlığını atmış bulunmakta. Çok güzel. Yarın çok daha yüksek bir tempoyla azimle evet. Karacabey'e daha zinde gireriz. Evet. Bu arada şunu da sormak istiyorum. Tabii yürüyüş nasıl bir havada geçiyor derken biraz da onu öğrenmek arzusundayım. Yürüyüşe katılanlar herhalde şarkılar, marşlar, şiirlerle birbirine güç veriyor değil mi? 35 kilometre evet. yani her gün yaslanacak evet, evet. hiç de azımsanacak tabii. bir şey değil. Tabii, evet. Evet, evet. Ne diyelim? Ne mutlu Türk'üm diyene, evet. bütün şehitlerimizi de aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz, saygıyla evet. anılıyoruz. İyi ki sizler evet. varsınız, sağ olun, var olun. Yarın yine gerekli bilgileri alırız. Buyurun. Son bir cümle, ana ben gidiyorum. Ana ben gidiyorum. Evet. Ağlatacaksınız bizi. Ağlamayalım. Ağlamayalım, artık gülümseyelim bu... anma günlerimizde, kutlama günlerimizde de Türkiye'yi gülümsetelim. Çok ağladı bu ülke. Evet, neyse. Evet, hala ağlıyoruz. Ana ben gidiyorum düşmana evet. karşı. Böyle, evet. böyle. Saygı, sevgi ben sunuyoruz. Ben ana ben gidiyorum, diyor, gidiyorum diyorum. Geri tarafını siz artık tamamlayın. Geri tarafı zaten bütün ülkenin insanının kalbinde, zihninde, beyninde, 7'den 70'e hepimizin beyninde evet. ama bir kez daha artık hatırlatmakta yarar var. Evet. O açıdan sizler, TGB, Ulusal evet. Kanal çok önemli bir görevi yerine evet. getiriyoruz. Yolunuz evet, açık evet. olsun. Bütün teşekkür dostlara ediyorum. Sevgiler, saygılar Ulusal sağ Kanal olun. Ailesi teşekkür olarak. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sağ olunuz. İşte böyle, ana ben gidiyorum diyorlar ve yürüyorlar. Tekrar Ankara'ya dönelim. Ankara'daki değerli konuğum Doktor Sayın Erdoğan Karakuş, TESUT Başkanı, emekli hava pilot ve emekli kor general. Buyurun efendim, bu yürüyüşü de yansıtmamız gerekiyor izleyicilerimize. Çok önemli bir işlevi yerine getiriyorlar. Sizi dinliyoruz tekrar. Son bu arada son 5-6 dakika içindeyiz. Onu da ifade edeyim. Buyurun. Efendim, tabii şimdi biraz evvel söyledim. Bakın, Ermeni göçüyle Çanakkale harekatı birbirini neredeyse zamansal olarak tamamlar. Ermeni malumunuz göçüyle ilgili verilen karar 24 Nisan'dır. 25 Nisan kara harekatıdır. Efendim, Ermeni göçü 1916'da tamamlanır ve Çanakkale'den de kara kuvvetleri efendim aynı tarihte çekilir. Yani bakıldığında Ermeni göçü tamamlanınca bir yerde Fransız ve İngilizler kendi bölgelerini emniyete aldıklarını Ruslara karşı hissetmiş olurlar. Yani birbiriyle de ilişkilidir diye değerlendiriyorum. Şimdi bakıldığında deniz kuvvetleri açısından birçok kişi deniz kuvvetlerimizin o sırada yetersiz olduğunu zanneder. Böyle bir şey söz konusu değildir.
Şimdi böyle bir şeyin söz konusu olmadığını şöyle söyleyeyim. Bir defa 15 tane muhribimiz var deniz kuvvetleri olarak. Aynı zamanda malumunuz Yavuz ve Midilli de bize katıldı. Şimdi Yavuz ve Midilli de bize katıldığına göre bayağı kuvvetliyiz. Ama burada padişahlığın korumak istediği yer İstanbul Boğazı. İstanbul Boğazı'nın Ruslara karşı korunması. Eğer Çanakkale'yi geçerse düşman donanması, Marmara'da bizim donanma, İngiliz ve Fransız donanmasını karşılayacak. Görevi bu. Üçüncü görevi ise malumunuz o sırada en önemli yakıt kömür. Kömür olduğu için kömürün yani Zonguldak'tan İstanbul'a kömürün taşınması görevi verildiğinden dolayı donanma Çanakkale'ye doğru dürüst bir yardımda bulunamamıştır. Şimdi tabii bakıldığında Çanakkale'de kara gücümüz büyük bir tahakküm altında. Eğer şöyle yavaş yavaş geçirirseniz ben izah edeceğim o resimlerden bazı şeyleri. Tabii. Daha rahat Çanakkale'de kara gücümüz niçin tahakküm altında şöyle atlatırsanız resimlerden izah edeceğim. Düşmanın malumunuz deniz gücü tartışmasız üstün. Buradaki en önemli gemi Queen Elizabeth gemisi, amiral gemisi adeta kan kusuyor. Kan kusuyor. O kadar büyük bir gemi. Bu değil o. Neyse geçelim efendim. Şimdi bu geminin mermisi var. Orada bir askerle yan yana patlamamış mermisi var. Onu gösterirseniz ne kadar kara gücümüz evet. Bizim aşağıda Karakuş dövüşen. Evet belli bir buyurun. Sırada montajlandığı için hemen tekrar evet. Sizin ağzınıza bir sorun ayarlamak değil, sorun zor olacak. Evet. Fotoğrafları arkadaşlarım evet, geçerken değil, tabii. Siz bizi uyarın. Tabii. Evet. Yani şunu söylemek istiyorum. Dünyanın ilk uçak gemisi buraya geliyor. Bakın evet. Dünyada ilk uçak gemisi buraya geliyor ve burada bu uçak gemilerinden inen uçaklarla savaş veriliyor. Yani İngilizlerin ilk uçak gemisi geliyor. Burada bakın en önemli husus şu. Balon gemisi buraya geliyor. Ne demek balon gemisi? Birçok kişi bunu kavrayamamış durumda. Balon gemisi ne demek? Balon gemisi demek şu. İngiliz'in balonu yukarıda uçuyor havada. Bizim bütün kara harekatını altta izliyor. Oraya donanmanın topçusu İngiliz evet. Ve Fransız donanmanın topçusu bizim devamlı surette askerimizin kafasında patlıyor. Bu çok önemli. Yani şimdi birçok kişi bilmiyor. Evet. Kara harekatıyla evet. Sadece işte alaylar taarruz etti, geri çekildi filan evet. Düşüncesi söz konusu. Ama bakıldığı zaman yerdeki o askerlerimiz çok büyük düşman topçusunun etkisi altında. Evet, Sayın Karakuş. Şimdi süremiz, topçusu, buyurunuz. Evet, çok özür diliyorum. Süremiz bitti diye bilgi veriliyor bana. Toparlarsanız eğer, evet lütfen. Kusura bakmayın. Yani şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi bakıldığında genel olarak kara harekatı şekilde incelemesi yapılmıştır. Bizim askerimizin topçudan çektiği, yani düşman donanmasının topçusundan çektiği, düşman evet. Hava gücünün bombasından çektiğini birçok kişi bilmez. Bunları da muhakkak açıklamak lazım. Bakın evet. Napalm bombası atılmıştır havadan askerimizin üzerine. Evet. Havadan gaz atılmıştır askerimizin üzerine. Bunların hiçbirisi hemen yoktur. Evet. Bakın şunu da bitirerek söyleyeyim. Lütfen. Bizim evet. İstanbul'da bir muhribimiz İstinye'de İngiliz Hava Kuvvetleri tarafından batırılmıştır. Evet. Yani bütün bu konuların hepsinin birlikte incelenerek Türk askerinin aşağıda çektiği sıkıntılar ortaya çıkarılabilir. Neden sadece peksimet yemiştir bizim askerimiz? Başka hiçbir şey yiyecek kalmamıştır. Bunları iyi incelemek evet, lazım. Evet, Akbaş evet. Akbaş limanını evet. Akbaş limanını İngiliz topçusu dövdüğü için. Evet.
Bakın biz de size, sadece evet. sadece 12 bin kişi 12 bin kişiyi biz Marmara'da kaybettik. Maalesef. Niçin kaybettik biliyor musunuz? İki tane Sayın İngiliz Karakuş. Denizaltısı evet. Marmara'ya girip birisinde 5 bin kişi, evet. birisinde 4500 kişi, birisinde de 2500 evet. askerimizin olan 3 tane gemiyi batırdılar. Sayın Karakuş, bütün biz de size topluca evet. incelemenin yararı evet. olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Biz size saygılar sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bugünlük bu kadar. Yarın yine sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın. İçinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşman.